Aman Tanrım. Nate! Peki. İşte burası. Böyle bir yerde kim yaşar ki? Hiçbir fikrim yok. Ama adres kesin burası. Mekanı birkaç gündür gözlüyordum. Evde kimse yok. Evet. İşte içerideyiz. Vay be. Burası ne kadar büyükmüş. Nereden başlayacağız ki? İçeri giriş yolu bularak başlayabiliriz. Sonra da büyük tura çıkarız. Sence burada alarm var mıdır? İçinde pencere kırma olmayan bir yol bulmaya çalışalım. Tamam, elini ver bana. Tamam, hadi bakalım. O kadar yükseğe sıçrayamam. Hadi, beni takip et. Al hadi. Yedek getirdim. Evet. Özellikle bakacağımız bir oda var mı? Her türlü kitap, günlük veya araştırma notlarına karşı dikkatli ol. Burada bir şey yok. Burada yok. Bu tavan arasından çıkmayacak. Kutular eski seyahat ve kamp ekipmanlarıyla dolu. İnelim hadi. Peki nasıl bulacağız onları? Annemin not defterlerini mi? Hatırlamıyor musun yani? Hep o kirli beyaz deri cildi kullanırdı. Evet biliyorum ama... Burası çok büyük bir yer. Bu sabandıkla iğne aramak gibi bir şey. Baksana. Bana deli diyeceksin ama Ming hanedanlığı vazosuna benziyor. Nathan, aklı başında olan hangi adam bir Ming hanedanlığı vazosunu öylece ortaya bırakır? Haklısın. Herhalde bir imitasyondur. Evet, elbette öyle. Değil mi? Öyle. Açılmıyor. Hadi. Beraber yapalım. Hazır mısın? Bu da ne böyle? Vay. Bu bir çeşit lahite benziyor. Evet. Baksana. Burada her yer tamamen lahitle dolu. Yani lahitlerle. Sen, bu gerçek. Burası ne biçim bir yer? Peki, gidip öğrenelim. Ya, bu Roma'dan kalma. Üçüncü, belki de dördüncü asır. İşte bu. Beyaz deri. Galiba birini buldum. Ciddi misin? Hayır. Bu annemin değil. Ama doğru yolda gidiyorsun.
Bakmaya devam. Bunun antik bir Mezopotamya yıkayıcı kurutucu karması olduğunu sanıyorum. Hey Nathan, bana bak. Kimim ben? Ha? Doktor Livingston, hadi. Harika. Muhteşem. Böyle bir davetiye almak için nelerimi vermezdim. Şimdi nereye peki? Ne? İstediğin yere gidebilseydin, nereyi seçerdin? Her yer olur mu? Her yer olur. Peki şey... Evet, hadi bakalım. Hindistan. Evet, istikamet Taç Mahal. Evet, dönüyor da dönüyor. Sovyetler Birliği. Hadi Moskova'ya gidelim. Ama içeri girmek biraz zor olabilir. Kızıl Meydan'ı hep görmek istemişimdir. Hey! Havalandırma deliği. Yukarıda. Evet. O bizi altındaki odaya sokabilir. Bizi değil. Seni. Ne? Ben oraya sığamam. Halledebilir misin? Kafa mı buluyorsun? Halledebilir miymişim? Pekala. Hünerlerini görelim bakalım. Hazır mısın? Hay aksi. Bak bir Polaroid. Ver bakayım. Hala çalışıyor gibi. Evet, gel. Şimdi gülümse bakalım. Kaybetme sakın. Sakın düşün deme. Pekala. Tamam. İçerideyim. Kapı bu taraftan da kilitli. Bak bakalım etrafta bir anahtar var mı? Ha. Godin. Olacağı aynı kesici var. Buradaki eserleri gün yüzüne çıkaranın sen olduğunu düşünebiliyor musun? Süper bir şey olmalı ha. Tamam. Bir şey var mı?
Günlük falan göremedim. Pekala, hadi gidip diğer kapıya bakalım. Yürü. Bakalım neler varmış. Hayır. Vay. Sam. Ne, bir şey mi buldun? İşte bu. Cennetin zenginlikleri. Vay. Henry Avery. Gunsway vurgunu. Oo. Aa, o da ne öyle? Ben bunu hiç görmemiştim. Evet, ben de öyle. Ama bu... Evet, bu kesinlikle annemin yazısı. Ellerinizi kaldırın. Yavaş olun. Hey hey hey, buna hiç gerek yok. Elinde ne var? Hey hey hey, silah bana doğrult. Küllüğümü bana verin. Tamam, tamam. Tamam. Üzgünüm Nathan. Şimdi ne olacak? Şimdi polisi bekleyeceğiz. Tabii ama başınızı ağrıtmak istemeyiz doğrusu. Bekle. Yani iki gencin hayatını mahvetmek bu cidden. Size vurmak istemiyorum çocuklar. Yapmayın bayan, bir yere zarar vermedik. Kötü bir şey yapmadık, tamam mı? Yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmak zorundayız. Bari onu bırakın gitsin. Annemin eşyalarını görebilsin diye getirmiştim. Hepsi bu. Onun bunlarla bir işi yok. Ne? İnanın bana, bunların hepsi benim fikrimde. Hayır. Annenizin eşyaları mı? Evet. O günlük. Annemizin de. Cassandra Morgan'ın çocuklarısınız. Merhaba. Tanrım. Sizi vurabilirdim. Evet, hala da vurabilirsiniz. Yani şunu indirseniz. Oh, nihayet. Annemi tanıyor muydunuz? Yanımda çalışırdı. Fark edeceğiniz üzere bir tür koleksiyoncuyum. Bu kelime biraz hafif kalır bence. Yani annem çevirmeniniz miydi? Anneniz şimdiye kadar tanıdığım en zeki tarihçiydi. Birlikte her şeyi başarabilirdik. Ama hasta olunca... Üzgünüm. Hayır, sorun yok. Çok uzun zaman oldu. Tüm keşifleri arasında... Bu onun en parlak başarısıydı. Sic parvis magna. Büyüklük küçük küçük başlar.
Sir Francis Drake'in ilkesi. Evet, Latince ve tarihi figürler. Sofrada sürekli bunları konuşurduk. Evet, biraz garip bir aileydik. Size hiç Sir Francis Drake ve varisleri teorisinden bahsetti mi? Sir Francis Drake'in varisi yoktu. Evet. Bu bize tarihin söylediği. Ama annenle buna inanmıyorduk. O korsanın sırlarını arama maceramı da yarım bırakmam gerekecek. Yarım bırakacağım çok şey var. Bağışlayın. Bir ihtiyarın saçmalıkları. İşte. Bu benim kadar sizin de hakkınız. Kim bilir? Belki başladığı işi bir gün siz bitirirsiniz. Evet şey, gidebiliriz yani, değil mi? Polisi ben hallederim. İçeri girdiğinize göre dışarıda kendiniz çıkarsınız ha? Evet. Gelin. Teşekkür ederim. Karışıklık için üzgünüm. Tamam, hadi Nathan. Gidelim. İyi misiniz? Ha siktir ya. Hey! Hey! Sam? Hanımefendi, biz polisi. İyi misiniz? Gitmemiz gerekiyor. Bir şey yapmalıyız. Evet, buradan hemen gitmeliyiz Nathan. Onu böyle bırakamayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hemen kaçmalıyız. Eğer polisler bizi burada bulursa... Hanımefendi! Nathan! Gitmeliyiz. Hemen. Olamaz. Pencere, pencere, hadi. Tamam, sen üst kata bak. Sen benimle gel. Anlaşıldı. Çabuk. Bekle biraz. Topukladılar. Çöp bidonu. Hadi. Tamam. Kaçıyorlar.
Motora çabuk hadi. Tamam sıkı tutun. Paçayı yırttık gibi. Şöyle biraz soluklansak diyorum. Ha? Ne acayip gece ama. Evet acayip. Evet. O yaşlı bayan. Nathan. Hey beni iyi dinle. Olanlar bizim suçumuz değildi. Yani o bayan, biliyorsun, hastaydı. Yani kötü hissetmen normal ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Peki şimdi ne yapacağız? Ben yetimhaneye dönemem artık. Sen de işine dönemezsin. Dönmeyelim. Tabii. Hayır, ben ciddiyim. Bu yerden mümkün olabildiğince uzaklara gidelim diyorum. Öyle mi? Peki söylesene polisleri ne yapacağız? Onların aradıkları Nathan ve Samuel Morgan. Evet bizi yani. Onlar olmasak? Nathan, o malikanedeyken detaylara en az o zavallı ihtiyar kadın kadar hakimdin. Bir dakika. Her zaman kaderimizde büyük şeyler olduğunu hissediyordum ama bu akşamdan önce ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu annemin yarım kalan işi bizim için bir şans. Yepyeni bir sayfa açabiliriz. Yepyeni bireyler olarak. Sen neden bahsediyorsun? Tanıdıklarım var. Sahte evrakta da uzmanlar. İsmimize de gelince anneme göre Francis Drake'in varisleri vardı. Kim inkar edebilir ki? Ha sen ciddisin, değil mi? Nathan, bu kaderimize yazılmış. Söz veriyorum. Sen ve ben birlikte. Uzaklara gideceğiz. Ne dersin buna? Nathan Drake? Ve ondan sonra her şey değişti. Yani artık birer kaşiftik, maceracıydık. Ama daha çok hırsızdık. Ah! Tamam, biraz daha daya. Öyle bir noktaya gelmiştik ki artık hapishaneye sırayla girmiyorduk. Çünkü zaten ikimiz de hapishanedeydik. Ve onu kaybettikten sonra ya da onu kaybettiğimi sandığımda onu tamamen geride bırakmak istedim. Onun gibi bir şey. İşte bu kadar. Artık her şeyi biliyorsun. Mesele sen olunca her şey kısmına inanmam. Ama çok zor bir durum. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Seni bulduğum için ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet. Kolunu bacağını kaybetmemene sevindim. Seni buradan götürmek benim için işkence olurdu. Ha, bu arada beni nasıl buldun? Kolay oldu yani. Sadece silah seslerini takip ettim. Hayır, buraya gelmeyi nasıl başardın? Tabii. Orada mısın Salih? Merhaba tatlım. Yorumu nasıl? Nasıl olsun işte. Perişan durumda ama hayatta her zamanki gibi. Şimdi de diğer Drake'i kurtarmamız gerekiyor. Nasıl yani? Nate anlatsın sana. Merhaba Salih.
Bize katılmana sevindim. Hiç kaçırır mıyım? Ve Sam'e ne oldu? Rafe'in eline düştü. Siktir. Yerlerini biliyor musun? Ha, evet. Adanın kuzey tarafına doğru gittiler. Oralarda bir yere inebilir misin? Bir bak olur mu? Sam'i bulur bulmaz mümkün olduğunca hızlı gitmemiz gerekecek. Tamamdır. Dur bir dakika. Hazine'yi ne yaptınız? Boş ver hazineyi. Ona ihtiyacımız yok. Alcazar? Hayır. Alcazar falan yokmuş. Hepsi dümenmiş. Bir dakika. Ne yani? Sam'in borcu... Kaçışı. Evet. Sam hepsini uydurmuş. Göt herifin teki değil mi? Buluştuğumuzda sana her şeyi ayrıntılarıyla anlatırım. Tamam mı? Tamam. Çok merak ettim. Siz ikiniz orada dikkatli olun. Bizi bilirsin. Al bakalım. Sağ ol. Rica ederim. Hayır yani... Beni kurtardığın için sağ ol. Bir kez daha. Neredeyse gelmeyecektim. Anladım. Gidelim. Bir araç ayarladım. Peki. Adanın kuzey tarafına mı gidiyoruz? Evet, New Devon. Libertalia'nın kurucuları orada. Aynen. Ve Rafe de kardeşini oraya götürüyor. Hazine muhtemelen orada. Onlar bulmadan seni kurtarsak iyi olur. Bak. Yukarıda. Senin Shoreline dostlarından ödünç aldım. Ne yani? Ta oradan kayarak mı indin? Evet. En hızlı yol buydu. Şimdi çıkacak başka bir yol bulmamız gerek. Tamam. Nate, gel. Beni merdivene kaldırır mısın? Adada mı yani? Birkaç saattir. Koloniyi gördün mü? Evet, havada. İnanılmaz bir şey değil mi? Tura katılamadım maalesef. Çünkü seni bulmakla yaşıyor. Evet. Evet. Sally sana buranın olayını anlattı mı peki? Evet. Henry Avery, 400 milyon, 12 kurucu, yüzlerce kolonici... Öyle şeyler. Evet, öyle diyebiliriz. Uçuşta vaktim boldu. Vay. Bu asansör mü? Öyle görünüyor. Avery, döneminin en iyi mühendislerini tutmuş o kesin. Nehirden erzak taşımak için kullanmış olmalı. Evet, büyük ihtimalle öyle. İşte seni oraya çıkarabilirim. Harika. Sence başka çıkış yolu var mıdır? Hey, buraya bir yol var. O tarafta bir yol var. Kullanabileceğim bir şey var mı bir bak?
Tamam. Hey, bir şey buldum. Bekle. Sağ ol. İyi atlayış. Fena değil ha. Aferin Nate. Böyle bir kızı kızdırdın. Salak. Hadi ileride buluşuruz. Her şey kontrol altında. Tekrar yukarı çıkmaya çalış. Evet. Evet, anlaşıldı. Buraya. Nate, bir çıkış yolu bulabiliyor musun? Çıkış yok gibi. Belki asansör hala çalışıyordur. Sanmam. Tam 300 yaşında. Sert havalara maruz kalmış. Bir daha hiç çalışmayabilir. Oldum. Ha bak. Geliyor musun? Sonraki kat erkekliğim. Bu şeyin çalışması bile inanılmaz. Oh, nazar değdi. O zaman yukarıda görüşürüz herhalde. Hareket tatlım. Bu da bir şey mi? Pekala. Araç ne tarafta? Yükseğe çıkarsak görmek daha kolay olacaktır. Tamam. İyi fikir. En azından biraz egzersiz yapıyoruz, değil mi? Bak, Shoreline. Arabanı buldular. Aslında onların arabası. Öyleyse gidip geri alalım. Bence Drake'le mi? Ekipçe gelmişler. Tepiste
şey gizlice gidebilir miyiz? Denemeye değer. Bekle. O ses buradan bir yerden geldi. Burası temiz. Bu tane. Tamam. Hepsi bu kadar. Shoreline kesinlikle boşuna ünlü olmamış. Daha fazlası gelmeden gidiyor. Çıkış yolu görüyor musun? Nehrin yukarısında. Şelalenin orada bir açıklık var. Vay, şu asansöre bak. Evet, dev gibi. Evet, bence New Dev'in yukarıda. E hadi o zaman çıkalım. Hey, yavaş. İşte sorun. Ray Fadler neden Avery'nin hazinesini istiyor? Sonuçta paraya ihtiyacı yok. Derdi gidişatı. Mirasıyla zengin olmuş biri olarak tanınmak istemiyor. Adamın çekilmek gibi bir seçeneği yok. Rafe'le Shoreline iyi uyumuş. Onun adama ihtiyacı var, onların da paraya. Ya, bayağı donanımlı gibiler. Shoreline pek istedikleri gibi gitmeyen bir iki iç savaşa katıldı da. Nadine babasının pisliği miras kaldı. Bunun sayesinde tekrar yükseleceğini sanıyordur. Süper bir makale yazarsın. Evet. Kimse inanmaz ama. Resim de çekersin. Fotoğraf makinemi getirmedim. Keşke getirseymişim. S-
Sence Sam neden direkt sana gelmedi? Rafe onu hapisten çıkardıktan sonra. Bence Rafe'i ekmeden önce Avery ile ilgili tüm ipuçlarını toplamak istedi. Ayrıca o Alcazar olayını atlatması için de zaman gerekiyor. Tabii araştırmış olsaydım. İyi geldi. Bakar mısın? Arabayı koyacak kadar büyük görünüyor. Evet, umarım da burada çalışsın. Başka bir şey deneyelim. Artık çıkabilirim galiba. Al. Daha yükseğe çıkacağım. Senin asansörü tamir için yine asansör lazım. Başardın. Şüphen mi vardı ki? Tamam. Arabayı asansöre getireceğim. İyi fikir. Hadi bakalım. Başardık. Hey, asansör gidiyor. Bin çabuk. Kahretsin, geliyorum.
Selam. Selam. Şimdi ne yapıyoruz? Şey yapsam... Aa, neyse. Tamam. Hey! Dikkat! İyi, arabayı siper olarak kullan. Etraflarından dolaşacağım. Emin misin? Gayet iyi gidiyordun. Onca şeyden sonra biraz dinleniyorum.